İstiklal Caddesi'nde bugün itibariyle bir devir daha kapandı. Tarihi 1810 yılına dayanan ve Beyoğlu'nun en önemli kültür öğelerinden olan Lebon Pastanesi kirasını ödeyemediğinden dolayı bugün itibariyle kepenk kapattı. Efendim, bu Lebon'u kuran Edouard Lebon, Fransız Büyükelçiliği'nde atçı olarak çalışıyor. Oradan ayrıldıktan sonra Lebon'u karşı markezin olduğu yerde açıyor. 1810. Sonra 1940'larda markez Lebon'un bulunduğu yeri satın alıyor. Markez açılıyor. Lebon da şimdi bulunduğumuz binaya geliyor, köşeye. Kumbaracı Yoksu'nun köşesine geliyor. Ve burada 70 devam ediyor. El değiştirerek geliyor. 1972 yıllarda kapanıyor. Lebon markasını 2 sene uğraştım almak için. Ve patentini aldım. 30 yıla yakındır da bu markayı yüksek bir seviyeye kadar çıkardım. 38 yıldır burada İstanbullulara ve yabancı misafirlerimize hizmet verdik. Benim üzüntüm bu markanın devam etmesiydi. Edemedik çünkü kiracısı bulunduğumuz Karagözlem Vakfı 15 yıldır bizi tahliye etmek için defalarca dava açtı. İşte bu son açmış olduğu davalarda da kaybettik. Yüksek kira talep ettiler. 10 bin dolar gibi falan. İşte efendim yönetim kurulu 10 bin dolar kira düşünüyor diye bize vekili iletti. Sizin kiranız ne kadardı efendim? Şu anda 42.500 lira ödüyoruz imalathane ve satış yerine. Zam yapalım dedik bir miktar. Burası bir vakıf olduğu için peki bir miktar bağış yapalım dedik. Kabul etmediler. Biz de çaresiz kaldık. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık. Şu an nedir son durum? Son durum kapattık işte. Cumartesi. Lebon ismi bana marka bende. Benim üzerimde şu anda. Yani ben başka bir yere taşıma mümkün değil. Bu firmada Lebon'da şu anda 10 milyon liralık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecektir. Üzgünüm. 12 kişi falan eleman vardı. İlk zamanlar 25 kişiydi. Bunlar işsiz kalacak. Üzgünüm. Tazminatlarını vermeye çalışıyorum elemanların. Başka bir yere taşınmam için 10 milyon para lazım. Nakit. Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in ilk pastanesi. Ya ben Türkiye için söylüyorum hani. Türkiye genelinde ilk pastanesi. Acı ama bir gerçek bu. Yani kapattık. Başka bir şey söylesem şaşarsınız. Çıkıyor değil mi? Türkiye'de entegrenle servisi ben getirdim. Arkada gölgen çıkıyor. Üzülüyorum çünkü hani ben geldiğimde buraya bayağı güzel şeyler yaşamıştım. O zaman yani ben normalde turist olarak geliyorum. Aynı zamanda burada da yaşıyorum ama çok fazla kalmıyorum. Buraya ilk gelip iç çikolata aldığımda sahibiyle tanışma şeyine nail oldum. 1810 kutulu şeyler gösterince ben çok şaşırmıştım. Hani çünkü düşünseniz yani şu an mimari yapılar bile neredeyse elinizde kalmazken o çikolata kutularının bu zamana kadar geldiği gözünüz size çok büyük şeyler canlandırıyor gözünüzde. Yani üzüntülüyüm. Hani bir daha gelip alamamak cidden işinsiz diyor. Ve hani bu hikayeyi ben geçen sene duyduğumda da üzülmüştüm. Hani bunun bir maddiyattan dolayı kapanması daha çok üzüyor kendini. Hani